Merhaba arkadaşlar, ben Önder Karakış. Sizlere bugün HTC One cihazımda Google Play Edition dediğimiz Android 4.4.2 sürümüne sahip Liquid Smooth adlı ROM'u tanıtmak istiyorum. ROM'un normal ROM'lardan farkı sense arayüzüne sahip değil. Normal Google'ın kendi arayüzüne sahip. Hemen ayarlara girip size ROM'un versiyonunu ve sürümünü göstereyim. Gördüğünüz gibi ROM'un versiyonu 3.02 Smooth isimli ROM. Ayrıca Android sürümü ise Android 4.4.2. Sonrasında kernel versiyonu gördüğünüz gibi 3.4 diyebiliriz. Bu ROM'un normal Sense arayüzündeki ROM'dan farkı Sense arayüzünün olmaması, ardından Sense arayüzlü ROM'lardan daha hızlı olması, sonrasında özelleştirilebilir ve batarya süresinin gayet iyi gittiği bir ROM diyebilirim. Gördüğünüz gibi tuş kilidinden başladım hemen. Tuş kilidinde gördüğünüz gibi ekran bildirimi şu şekilde, kenarda gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim ben. Mesela şu anda Screen Recorder dediğim ekran kayıt uygulaması açık durumda. Bu şekilde gösteriyor. Tuş kilidi gördüğünüz gibi yuvarlak. Açıyorum hemen tuş kilidimi. Şu andaki ROM'daki görüntü mavi bir renge sahip. Ardından menüye giriyorum. Menüde ROM'un üzerinde kurulu gelen uygulamalardan birkaç tanesini göstereyim. Document dediğimiz, işte dokümanlarımızın yer aldığı bir file manager uygulaması. Ardından ROM Stats, buradan ROM'daki hataları, meydana gelen sorunları ya da güncellemeleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Sonrasında gördüğünüz gibi Omni Switch isimli, buradan birkaç telefonunuza ayar yapabilirsiniz, özelleştirme, animasyon ekleyebilirsiniz. Telefonun işte mavi renkten başka renge geçirebilirsiniz. Ardından birçok özelliği oradan yapabilirsiniz. Sonrasında ROM'un bir başka özelliği ise KitKat Screen Recorder Capture, yani ekranın görüntüsünü alan bir uygulama ile beraber gidiyor. İstediğiniz gibi ekranın görüntüsünü alabilirsiniz. Sonrasında süre normalde yarım dakika çekiyor. Siz bu da süreyi 3 dakikaya kadar uzatabiliyorsunuz. Ardından Torque dediğimiz flash'la alakalı bir uygulama açıyorsunuz ya da süreli olarak işte şey yapıyorsunuz. Tabii bu uygulamaları kullanmak için cihazınızın root uygulamasına sahip olması gerekli. Sonrasında hemen bildirim çubuğunu göstereyim. Bildirim çubuğunu gördüğünüz gibi gayet basit ve güzel diyebilirim yani. Bu ROM'un avantajı nedir yani? Ben bu ROM'u niye yükleyeyim derseniz, batarya süreniz az gidiyorsa bu ROM'u tercih edebilirsiniz. Sonrasında Sense arayüzünden sıkıldıysanız bu ROM'u tercih edebilirsiniz. Ardından benim işte yeni sürüm ROM kullanmak istiyorum derseniz, Android 4.4.2 sürüm kullanmak istiyorum derseniz yine bu ROM'u tercih edebilirsiniz. ROM'un kamera özellikleri gördüğünüz gibi. Yalnız şu anla şimdilerde Android 4.4.3 ve Android 4.4.4 sürümleri piyasada. Bu ROM'un işte Android 4.4.4 sürümünü arayıp indirip onu da kurabilirsiniz. Ondaki fark ise kamerada birçok değişiklik var. Ardından hızlı, daha da hızlı. Sonrasında yeni widget'ler mevcut Türkçe okunuşuyla. Ve birçok ROM'a dahil edilmiş diyebilirim. Şu an DSP Manager da kurulu giriyor. Yani DSP Manager işte telefonunuzun sesini biraz daha açma, sesine efekt verme uygulamalarından bir tanesi. Gayet güzel bir ROM diyebilirim. CyanogenMod'un tabanıyla üretilmiş bir ROM. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.